Hadi! Konuşma sikerim patronu bak. Konuşma. Arkana elinden al. Konuşma. Onur Online canım. Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Onur Online kanalına yeni bir Fenerbahçe kariyeriyle karşınızdayım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün farklı bir şey deneyeceğim. Yorumlar geldi sizlerden. Çok teşekkür ederim yorumlarınız için. Bir önceki video yorumlar yapmasanız. Bugün sizlerle... Yani bugün... Ne cimurtum ya. Evet, bugün gelen yorumların bazılarını diyorlar ki abi seçkini seç. Seçkin daha kolay şey gözüküyor. Zor gözüküyor ama daha kolay diyorlardı. Ben bunu daha önceden de keşfetmiştim. Yıllar önce World Class oynarken Legendary modu çok zor gözüküyordu ama daha kolaydı. Çünkü neden? Nedenini soracak olursanız şundan dolayı. Çünkü seçkin yani mesela diğerinde Legend'da yani efsane modda daha çok seni oynatmamaya çalışıyor. Ama seçkinde büyük ihtimalle kesinlikle kendisi de bir online oyuncuymuş gibi oynayacağı için bize daha fazla açık verme olasılığı yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Kasımpaşa maçımız var. Tabii ki öncelikle bir antrenman programımızda yapamıyoruz. Noşlara sadece oyununa oynamaya devam etmek istiyormuş. Tamam devam etsin bakalım. Başka ne varmış bakalım Avrupa haberlerimize bakalım. Avrupa haberlerinde ne var? Bu bizlik bir şey değil. Burada bir şey var mı? UEFA yine UEFA ilgilenen bir haber. Fenerbahçe UEFA Avrupa eleme turuna kaldı diyor. Aynen eleme turuna kaldık. Peki şeyimiz belli mi? Gruplarımız falan filan. Tabii ki belli değil. Çünkü daha maçlarımız devam ediyor. Şöyle birlikteki durumumuza yeniden bir bakalım. Hatırlamak adına. Ya arkadaş bu niye böyle oluyor ya? Bakın bu önceden L ile sadece. Bakın böyle önceden bununla gidiyordu. Yani şimdi joystick şeyle de gidiyor. Neyse gol kralına falan filan hiç bakmamıza gerek yok. Ligdeki durumumuza bakalım. 11 birinci sıradayız. 13 puan şey 13 oynanan maçta 16 puan yapmışız. Devre arasında az bir zaman kaldı arkadaşlar. 5 maç sonra 4 maç sonra hatta devre arası olacak ve 4 maç sonra biz oyuncularımızı alacağız. Hızlı oyuncularımızı alacağız ve Fenerbahçe göreceksiniz. Siz de göreceksiniz ki çok farklı bir yere gelecek. Bu arada çok teşekkür ediyorum sizlere. Şey söylemişsiniz. Benim için bunu sormuştum size. 5'e 5 bulmak istiyorum arkadaşlar. Hani bu hatırlarsanız şeyi sormuştum size. Bu Ozan Tufanlar onlar oluyor mu? Yoksa bunun için buradan kendimiz oyuncu fabrikası olarak mı geliştirmemiz lazım? Onu söylemişsiniz. Biz de onu yapacağız. Ne diyor? Teşekkürler hocam. Merhaba hocam. Bana güvendiğiniz ve sık sık kalıyordunuz için teşekkürler. Önemli değil Romancığım. Sen yeter ki iyi oyna. Şili'de arayışlarımı sona erdi diyebilirim. İşte bilmem ne. Jason bir sonra. Şili'ye bakalım ya. Yani dur sen şöyle bir dur bakalım. Bir bakalım hangi futbolcuları bulmuşlar? Bir futbolcu bulunmuş mu? Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şeylerimiz nerede? Şurada. Bir bakalım kardeşlerimiz ne bulmuş? Türkiye, Arjantin, Şili. Bakalım Şili'den bize kimleri bulmuşlar? Şöyle bakalım. Hızlanması 23 ve 83 arasında bir oyuncu. 47. Ben genelde şey söylemiştim ama. Ya şu 47 ne? Santrafor. De ben Santrafor'da hızlı oyuncu istediğimi söylemiştim. Daha önce de yapmış. Oha! 90 ve 94, 99 arası koşusu var ve aynı zamanda adamın dribbling 71-81 arası çevikliğine oha ben bunu 1.60 boyu var adamın yanında çok kısa olsun sağ orta sağ izlenmesini iste. Sözleşmesi de 7 ay içinde bitiyor bu arada harika bir haber bu bizim için. İzlenmesini izle transfer merkezine listele 7 ay yani 1 ay sonra ben bunu arkadaşlar 1 ay sonra ben bunu bedavaya alabiliyorum. Harika bir adam buldum. Sadece boyda bir kısa sorun var. 21 yaşında. Belki daha boyu uzar mı? Bu saatten sonra uzayacağını zannetmiyorum. Tamamdır. Şöyle bakalım daha nerede oyuncularımız var? Yeni oyuncular. 83, 79, 71, 70. Şu anda sadece hızlanmaya bakıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Şu anda sadece hızlanmaya bakıyorum. Aynen. Şöyle bakalım daha oyuncu var mı? Ve daha önce yok. Şimdi hızlanmaya baktıktan sonra burada şimdi çevikliğe geliyor. Çevikliğe bakmamız lazım şimdi bizim. Dribbling değil oğlum. Çeviklik nerede? Ha dribbling pardon. 73-83. Böyle 83'ten fazla var mı? 73-83 var bir tane. Ne oldu ya? Allah Allah. Tamam. 79-81. O en fazlası 83'tü. Bir tane altlarda bir tane oyuncu vardı. Nerede? Dribbling. Heh bu 73-80. Bu da Sebastian Paredes. Bu zaten şey olmuş. Falan filan. Evet arkadaşlar. Şili'de bulacağımız bir oyuncumuzu bulduk. Çok teşekkür ederim Adnan Güver'e. Adnan Güver'e buradan alalım. Konumunu değiştirelim. Şili'de zaten bulabileceklerini bulmuş bize. Birazcık buradan oyun çıkacağını zannetmiyorum. Japonya'dan oyun çıkacağını zannetmiyorum. Avustralya'dan çıkacağını zannetmiyorum. Kolombiya. Bak Kolombiya'da olabilir. Kolombiya şu olması lazım. Heh.
Kolombiya. Kolombiya'ya da gönderdik şimdi. Adnan Kaymak. Arjantin'den bir oyuncu bulmuşum. Bakıyoruz Adnan Kaymak. Şimdi forvet 77-87 hızlaması 1.76. Bak boyu fena değil arkadaşlar. Çevikliği de fena değil. Driblingi de fena değil. 19 yaşında bir oyuncu için. Yani 77-87. Bunu hadi ortalamasını alalım. 83 olsun. Hızlanma 83. Çevikliği 83. Driblingi 83. Yani 19 yaşında sadece bu oyuncu. Kesinlikle izlenmesini iste. Transfer merkezinde listele bunda. Bu da bizim için önemli. 19 yaşında olması harika. Oha diyorum be kardeşim. Ne yaptın sen baba ya? Of 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 of. 75-85 arası driblingi şeyi var, çevik driblingi var, çevikliği inanılmaz, hızlanması inanılmaz. Santrafor 1.65. Arkadaşlar kusura bakmıyorsunuz. Ben biliyorsunuz ki bir önceki oyunlarda iki tane oyuncu almıştım. Hatta bir tane sözleşmesini yanlış yapmıştım hatırlıyorsanız ki. Yani bu oyuncular varken ben onları devre arasında almayı tekrar düşünüyordum ama bu oyuncular varken onları almayacağım. Haberiniz olsun. Yani şu oyunculara bakar mısınız? Oha! Oyun kurucu Vargas, oyun kurucu, top süren, seri, oyun kurucu, adamda her şey var. Driblingi düşük ama diğer her şey, çevikliği falan çok iyi. Kesinlikle 21 yaşında. İzlenmesini iste, transfer mesleğini iste. Kesinlikle almamız lazım bunları. Hızlanma 25 yaşında. Driblingi kaç? Aman tanrım arkadaşlar, biz nasıl oyuncular bulduk? Biz nasıl bir madenin içine geldik? Driblingi bakar mısınız? 86 ile 96 arası driblingi var bu adamın. Top kontrolüne bakar mısınız? Şey nerede? Şut gücü normal. Hızlanması çok iyi. Maximiliano Meza. İzlenmesini iste. Özür dilerim. Hızlanma 83. 76, 86. Sebastian Villa. Hızlanmaya bakıyoruz arkadaşlar. Bunlar ne kaleci? Bana kaleci niye bulmuş ya? Hızlanmaya bakıyoruz. Aha. 20 yaşında sağ ortaza. Zarako. Driblingi düşük. Çevikliği çok iyi. Bakalım buna da bakalım. Sprint hızı çok iyi. 91. Buna da bakalım. Buradan bazıları... Arkadaşlar keşke şöyle bir şey olsa. Bunu bayağı çok istiyorum. Mesela diyelim ki bir oyuncuyu burada bakıyoruz ama mesela bir numara koyabilsek, bir numara, iki numara diye mesela. Hani aday listesini gönderiyorsun ama aday listesinde bir sınıfı olsa mesela. Bunu bir numara koy. Bunu iki. Oha! 21 yaşında. Driblingi 83-93 arası. İnanılmaz bir oyuncu daha buldum. İşte mesela bilsem mesela önceliğim hangisi olduğunu bilmem lazım. O yüzden keşke öyle bir şey olsa. 84-94 27 yaşında daha ilerini bulduk. Çok teşekkür ederim Adnan Kaymak. Senin de bir yerini değiştirelim. Çok teşekkürler. Biraz Meksika'ya gidin. Meksika sınırı şu aşağısı. Meksika'ya gidin sen de Adnan'cığım. Sen Türkiye'desin. Türkiye'den zaten oyuncuya gerek yok. Sen de buradasın. Fransa. 5 yıldız oyuncumuz. 4 tane oyuncu bulmuş bize. Bakalım. 88, 93, 92, 86. 17 yaşında. Sadece hızlanması iyi. 20 yaşında. Dribbling çok kötü. 18 yaşında. Hızlanması çok iyi. Dribbling kötü. Yani bunların hepsine bakacağız. Bu arada bu Power'daki şeyin Ghost'un çocuğuna benziyor. Siz bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. Power diye bir tane dizi var arkadaşlar. Benim en sevdiğim dizilerin arasında gelir. Benden duyup da izlemek isteyenler olabilir. Onu da şimdiden söyleyeyim. Biraz açık bir dizi. Yani açık derken bazı yerlerinde açık sahneler var. Hani rahatsız olacaksanız, tabii ki bilmiyorum sizin mezhebiniz nasıl bir şey. Rahatsız olabilecek bir durumunuz varsa arkadaşlar izlemeyin. Ama bütün sahneler açık değil tabii ki. Şimdi idmanlarımızı yaptırıyoruz. Bazıları diyor ki idmanları değiştir. Niye değiştirmiyorsun? Çünkü şu anda istediğim gibi gidiyor. Dribbling mesela, top kontrolü ve çeviklik. Perdiye başka bir şey vermek istemiyorum şu anda. Antrenmanlarımızı yaptırdık. Kasımpaşa maçıyla artık Kubilay Kanatsız 3 gol atarak topu... Oha! 3 gol atmış Kubilay Kanatsız. Neyse. Arkadaşlar biz artık şu anda yavaş yavaş maçlarımızı yaparak liderliğe doğru, yani daha doğrusu yukarılara doğru tırmanmak istiyoruz. Çünkü bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmak istiyoruz. Özür dilerim. Bir sonraki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmak istediğimiz için şey yapmıştık. Evet, bir arkadaşım demiş ki hep aynı formalarla oynuyorsun. Al kardeşim, senin için de bu sefer farklı forma olsun. Ama bu sefer karışır gibi geliyor bana. Şimdi bu sefer olmasın. Başka bir zaman sözümüz olsun sana. Başka bir formayla oynayacağız. Şimdi ayarlara bir gelelim. Seçkin modu doğru. Tamam, her şey tamam. Takım yönetimine gelelim. Şöyle bakalım kimlerle beraber bakalım bir.
Hasan Ali yorulmuş. İsmail'e bir şans verelim. Şikertel yorgunsun sen. Neuchâtel de gerçi yorgun ama Şikertel bizim için olmaz olmaz. Şener burada. Sürekli onun İsmail yorgun zaten. Mehmet Topal sen Jailson'a yerini bırak diyeceğim. Bir maçlık yerini bırak çünkü Jailson'u oyna artık yavaş yavaş geliştirmek istiyorum. Yaşı 23 Mehmet'ciğim. Kusura bakma. Elif Elmas sen burada aslında iyi bir oyuncusun ama yani kendi gelişmen lazım çünkü şu andaki şeyin bana Elmas kendini biraz daha gelişmen lazım. Biraz dribbling'i falan yükselmesi lazım. Benzia, Barış Alıcı. Şimdi Benzia ve Barış Alıcı. Barış Alıcı burada şu anda yorgun gözüküyor burada. Alper Potuk'u uzun zamandır değerlendirmiyorum. Alper Potuk'u oynatacağım. Çünkü ne diyeceksiniz? Alper Potuk'u devre arasında satmak istiyorum. Oradan gelecek parayla bir şeyler yapmak istiyorum. Tolga Ciğerci'nin numarasını değiştirecek. Onu unuttuk. Neyse sonra hallederiz birazdan. Atıp şey şu Oğuz Kağan. Oğuz Kağan mesela bu da bu maçta gelsin. Forma şansı bulmaya çalışsın. Belki olabilir. Mehmet Ekici de bu maçta forma şansı bulabilir. Valbuena değil, Slimani'yi alalım. Frey sen de çık, Slimani'yi bu maçta belki ikinci yarıda oyun alarak şey yapabiliriz. Ve buradan baktığınız zaman Uygar da sanırım ki olacaktır. Şimdi 3 oyuncu değişik hakkımız olduğu için Slimani'yi bir tanesi yaparız. Oğuz Kağan'ı yaparız arada bir şans verelim diye. Mehmet Ekici ya da Uygar Zeybek. Mehmet Ekici'ye şans verebiliriz çünkü Mehmet'i de devre arasında satmak istediğimiz için arkadaşlar. Hiç olmadı parasını yükseltelim diye düşünüyorum. Ve bir önceki videoda bir yorum yapmıştım, bir şey sormuştum Ultimate Team'de cevap vermemişsiniz. Belki şimdi cevap verirsiniz diye sorayım. Arkadaşlar bakın bu çok güzel bir kulaklık. Gerçekten müthiş, ben çok seviyorum. Hem kulaklığın yani süper bir sesi var, mikrofon da çok iyi çalışıyor. Ultimate Team videosunda söylemiştim diğer kulaklık bozuldu diye. Ama bunda şöyle bir şey var, çok kalın. Yani şuralara baktığınızda çok kalın. Eğer biliyorsanız bana yine bu şekilde ama fazla kalın olmayan bir kulaklık öneriniz varsa şimdiden teşekkür ederim. Hadi bakalım artık maçımıza başlayalım ve galibiyet serimiz gelsin. Evet, Şükrü Saraçoğlu stadındayız. Bu arada bir arkadaşım da yorumlara şunu yazmış, onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yorumları görüyorsunuz ki ne kadar dikkat aldığımı. Bir arkadaşım şöyle yazmış, demiş ki her golden sonra golü atan kişinin anonsu olsun. Yani onu internetten falan bulup da indirebilmek falan çok zor arkadaşlar yani. Onu nereden bulayım da ben yapayım. Çok isterdim dediğiniz gibi olsun. Ama yani tek tek bunları internette bulabileceğimi zannetmiyorum. Evet, Şükrü Saraçoğlu defansa en iyi takımlar. Kasımpaşa 1, Başakşehir var, Beşiktaş, Göztepe falan filan var. Evet, görmüş olduğunuz gibi Fenerbahçe yok. Fenerbahçe hiçbir zaman olmadığı gibi yine yok. Ama sorun değil. Süper Lig'de güzel bir görüntü var. Fenerbahçe'nin bugün buradan alacağı bir galibiyet belki de çıkışının göstereceği çıkışının bir işareti olabilir. Hakeme çarpmayacak ama çarpmadık. Benzia. Orta sahada şöyle bir arkadaşlar. Şimdi solda da o. Golcümüz solda da o. Şimdi al topu. İlerliyorlar. Şikertel orada pası attılar. Kim var bilmiyorum. Aa, bu adamların adını yapacaktım şu üstüne ya. Doğru. Önceden ne güzel yapıyordum bunun şeyini. Onu yapmam lazım. Heh, şimdi oldu be. Onu da bir arkadaşım söylemiş, bir kardeşim söylemiş onu yap diye. Sağ olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar işte biz böyleyiz yani. Biz dikkate alırız kardeşlerimizin yorumunu. Oo, belini kırdı Elif. Elif belini kırdı. Ceza sahası içi. Pasını aktardı. Orada Ayev var. Andrayev. Arka direk penaltı. Hakem vermedi İtalyan. Penaltımız resmen yendi. Şimdi Benzia. Benzia döndü aşağı yönede. Kim var orada? Alper Batuk. Benzia'nın önüne. Benzia gelişine bir vuruş kalıcı Ramazan. Abluka altına aldık kaleye. Roberto Benzia. Kim var cihazası içinde? Çağırıyoruz Elif'i Şikertel rahat vursun diye. Elif'i çağırdık. Şikertel'e doğru. Şikertel ama atarım. Yok böyle bir vuruş Şikertel. Aynısını deneyeceğim gel koçum. Şiko vur oğlum şuna Şiko. Bir orta. Şiko. Kaleci Ramazan. Koçum benim be. Müthiş müdahale. Şimdi Şener uzun baktı. Uzun. Hayır dedi. Şaka yaptım dedi. Şener git oğlum. Alper. Aşağı doğru Şener'in önüne. Şener aldı. Ayev'e bakıyor. Şener geçebilecek mi? Şimdi mükemmel pas. Orada Benzia var. Benzia gidiyor. Arka direğe. Bir kafa. Olmadı ki pozisyon. Orada. Solda da düşündük ama olmadı. Şimdi hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Jailson geliyor. Trezeguet. Jailson yanına sıyrıldı. Şimdi orada aldığı Benzia da. Harika bir arabası. Kaleciye karşı karşıya. Müthiş bir çalım atmaya çalıştı. Eduk vurdu. Direkten döndü. Reyes uzaklaştırdı. Fenerbahçe adına şanslı bir an. Eduk vurdu. Direkten döndü. Sadiku. Orada tekrar yukarı. Benzia yapma. Yapma. Hatalı bir pas. Benzia'dan. Aman tanrım. Jailson.
Sakin takım biraz. Seçkin yaptık. Adamlar seçkinde de deli gibi geliyorlar. Şimdi Alper Potok. Oyna evin önüne. Ayev aldı geçi. Ayev gidiyor. Ayev baktı. Aman tanrım yapma. Delirmiş. Saçma sapan bir şut. Neyse. Arkadaşlar vallahi şöyle söyleyeyim size. Seçkin modunu ben şu anda çok daha fazla beğendim. Çünkü adamlar saçma sapan pas yapmak yerine kaleye odaklanıyorlar. Yani direkt senin kaleye doğru ara pası falan atıyor. Geçerse geçiyor. Geçmezse top tekrar size geliyor. Ve bu şekilde de siz atak yapıyorsunuz. Öbüründe adam bir başvurdu pas yapmaya. Abi yakalayabilirsen yakala. Vallahi bunu daha fazla beğendim, onu söyleyeyim. Çok güzel pas. Şimdi solda geçmedi. İsmail Köybaşı. İsmail. Allah'ım çalım atmaya çalıştı. Tarihinde bir ilk yaşanacaktı İsmail'in ama olmadı. Tarih buna izin vermedi. O gün bugün değil dedi. Jason geldi aldı. Koçum Jason. Şimdi Fenerbahçe'nin atan hızlı yemeyecek miyiz? Solda da o. Aşağı hadi Benzia. Benzia gole gidiyor. Benzia. Solda da onun önüne mi? Ayev'in önüne mi? Ayev'in önüne. Ayev. Kaleşine karşı karşıya. Çok erken. Çok erken. Bu adam niye bomboş? Alper'in önüne. Alper baktı. Roberto solda da içeride. Solda da o. Abi golcü ya. Gelişi bile golcü ya adamın gelişi. Solde. Arkadaşlar gelecek misiniz yoksa? Ben burada hani kime atacağım topu bilmiyorum ama. Çok tehlikeli bir atak. Ceha sahasına doğru yavaş yavaş yerleşiyorlar. Şimdi geldi. Pasını attı. Eduk vurdu. Son anda Reyes. Dakika 42 hala golümüz yok. Kalecinin önünde bu arada bir engelleme var orada. Harun. Orta sahada aldı. Şimdi gitmeye çalışıyor. Solda Ado. Uzun bir top Elmas'a. Elif Elmas baktı ceha sahasına. Şimdi İsmail'in önüne mi? Elif Elmas'mış pardon. Ters oldu. Şimdi ceha sahası içine. Roberto solda Ado. Arka direkt. Bir kafa gelmedi. Şener. Oynadılar İsmail'e. İsmail baktı. Sol ayak. Arka direği bir orta. Bir kaleci Ramazan uzaklaştırıyor. İlk yarının artık son dakikaları dediğim anda hakim ikeri bitirdi. Kutlus Müftüoğlu. İlk yarıda 0-0 geçtiği var. İki takım adı da kaçan pozisyonlar. Ayev'in girmiş olduğu pozisyon. Benzia'nın mükemmel arabası. Ama olmadı ilk yarıda. İkinci yarıda şansımızı denemeye devam edeceğiz. Ve ikinci yarıda inşallah golü bulacağız sevgili pozisyonlar. Aman. Aman soldo. Ya babasın sen ya. Babasın soldo. Benzia. Orada şimdi Jailson. Hızına güveniyor Jailson. Ama yapma. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Şikayetler cihazasının içine gir. Harikasın Beşeno. O sonlara dikkat. 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 Dikkat abi. Şikayetler sen nesin be? Oyna şimdi. Şimdi bir kontra atak mı? Aldı Benzia. Benzia gole gidiyor. Benzia. Baktı aşağı solda alıyor. Solda alıyor. En aşağıda İsmail'in bindirmesini bekliyor ama İsmail yok orada. Şimdi İsmail Göbeş'i bindirebilecek mi? Dediğim anda Elif'in... Ya... Hayır. Abi şimdi bir şey söyleyeceğim. Şu şut normal mi? Yani bana bu şut normal diyorsanız ben bir şey demiyorum. Şutun hızını gördünüz mü? Şutun hızını gördünüz mü? Bakın. Nerede bunun şeyi ya? Şut hatası, bilmem ne hatası. Yani şu şut şiddeti nerede? Şut hatası, şut hızı. Yani bakın. Ya sizce bu şut böyle gidebilir mi ya? Allah aşkına ya. Ayıptır ya. Vallahi ayıptır ya. Hadi bakalım. Bir oğlum solda adam. Vur lan. Bir arka direk. Bir kafa. Kaleci. Kazanmamız lazım şu maçı be.
Yürü oğlum sol dalı be. Yürü oğlum sol dalı be. Vur şunu oğlum. Sol dalı kaleci Ramazan. Yapma be. Oyun oğlum Ayev. Kim o? Jason mu? Şener vur lan. Şener attı, golü 1-1 oldu. Şener attı. Şener attı 1-1. Koçum Şener be. Doğru zamanda doğru yerde olması Şener'in golümüzü bize kazandırdı. Orta güzel. Jason Şener'e asistini yaptı. Şener köşeye baktı. Plaseyi vurdu. O kaleci yapacak bir şey yok. 1-1 oldu sevgili Bosaller. Şener Özmar attı. Buradan geri gelmemiz lazım işte. Hadi çocuklar, buradan geri gelmemiz lazım. Yapma. Yapma Şener. Kale 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 kale. Hadi. Yürü oğlum Menzia. İsmail yürü İsmail. Solda o. Solda o. Onu gönder. Yürü oğlum Menzia. Menzia. Menzia neredesin? Menzia. Oynadı. Elif Elmas. Elif Elmas. Elif Elmas. Elif Elmas. Elif Elmas. Elif Elmas. 2-1 oldu. Kadıköy'de 2-1 oldu. Oyunun bize yapmış olduğu adilikten sonra kazanmasını biliyoruz. Bakın burada Benzia aldı. Baktı Elif'in önüne. Elif baktı. Harika yere kaleciye böyle şey yapmış oldu 1-1. Elif Elmas'ın golü. 1-1 oluyor sevgili Bosaller. Aa Elif. Aferin Elif, sana bunu söylüyordum. Kendini geliştir diyordum. Oyuncu değişiklikleri yapmamız lazım artık. 71. dakika. Oyuncularımız zor oldu. Şimdi bakalım kimler girecek oyuna. Silimani solda alın yerine. Ve Oğuzkan Jason yerine çocuklara oynama şansı verelim. Elif Elmas Mehmet Ekici'ye verelim şansı. Mehmet Ekici de oynasın. Hadi bakalım. Hadi bakalım çocuklar. 2-1'i bulduk. Bu saatten sonra maçı vermeyelim aman. Aman maçı vermeyelim bu saatten sonra. Elif Elmas döndü şimdi. Mehmet Ekici. Tekrar Elif'e. Silimani. 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 Son anda defans müdahalesi var. Silimani. Yedek oturtmamız. İnşallah işe yaramıştır. Silo şurada. Silo. Silimani. Avutuyor hakem. Silimani vurdu. Topları istiyor. Arzulu. Arzulu fırlıyor şu anda. Bana atın diyor. Yürü oğlum Silimani. Yürü koşun benim. Silimani. Silimani. Ah çok yavaşsın. Çok yavaşsın ya. Birazcık hızın olsa var ya. Harikasın. Silimani. Ulan Silimani. Ulan Silimani. Kahretsin ya. Bir gol daha kaçtı. Yine paslaşmalar başladı rakibin. Rakibin paslaşmaları yine başladı. Orta. Aman çocuklar Reyes uzaklaştır. Ayev. Yap bir ver kaç. Dön orta sahaya. Mehmet Ekici. Oynadı orada Alper Potuk. Alper Şener'in gitmesi bekliyor. Şimdi Şener'in önüne. Müthiş bindir Şener. Şener gidiyor. Şener. Silimani'ye bir orada. Silimani'ye vuramadı. İkili pozisyon. Şimdi geldi. Kim vur orada? Abi vurun. Vurun artık şuna. Abi yok, herkes vuruyor olmuyor. Ya offside, Oğuzkan uçtu. Sürekli rakipten dönen toplar ve offside. Hakem oyun değişikliği diyor. Hakan Demir gidiyor oyuna. Birileri çıkıyor. Dakika 89 artık. Bu saatten sonra şu maçı vermememiz lazım. Burada Kadıköy'de buradan çıkamamız lazım. Şikertel çok kafa top verdim bugün ya. Aman aman aman, son dakikalar tehlikeli. Son dakikalar tehlikeli. Maçı bitirin. Hocam bitti. Hayır. Of. Hocam bitti hocam. Hocam bitti. Şener vur gitsin oğlum ileri doğru. Bitti hocam. Yes be, bitti be. Bitti be, bitti be. Kadıköy'de kazanmasını biliyoruz. Aferin çocuklar. Aferin çocuklar. Kadıköy'de kazanmasını bildik. Kasımpaşa'nın hocası Da Silva Hector'u tebrik ediyoruz. 1-0 geriye düştüm, bu maçı kazanmasını bildik. Volkan Demirel şu an görüyorsunuz görüntüde. Güzel bir galibiyet oldu. Ve güzel bir galibiyetten sonra maçı kazandık. Ramazan'ın burada mükemmel kurtarışı. Burada oyunu bize vermedi sevgili Bosaller. Güzel de şeyler yaptık ama Yasin'e Benzia maçınız olmuş. He bu arada bir şey daha söyleyeceğim.
Yorumları sürekli okuduğum için hep aklıma geliyor. Jailson 8.9.1 arkadaşlar, lütfen dikkatini çekelim. Golü falan filan da yok. Gerçi asisti var ama. Arkadaşlar şey söyleyeceğim. Uzun zamandır aklımda olan bir şey var. Onu söyleyeceğim şimdi sizlere. Arkadaşlar bazı videolarda şey yapıyoruz. Şuradan bir puan durumuna bakalım. Puan durumunu önemsiyorum. Şöyle nerede puan durumu? Puan durumuna bakalım bir. 10'unculuğa çıktık. 19 puanımız var. Galatasaray'ın ve liderin 26. Yani Beşiktaş lider şu anda. 19. 7 puan fark var yani. Çok büyük puan fark yok. Yakalayabiliriz. Hala yakalayabiliriz. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar da alıp gidemediler. Yani kopartamadılar orayı. Şimdi arkadaşlar bazı maçlarda bana yorum yazıyorsunuz. Diyorsunuz ki abi onun adı işte atıyorum Sebastian Frey değil bilmem ne Frey falan filan. Arkadaşlar ben onların hepsini biliyorum. Bunları yazanlar da genelde yeni üyelerimiz, yeni arkadaşlarımız yazıyor bunları. Çünkü eskiden tanıyanlar zaten yorumlar yazıyorlar altına. Çok teşekkür ederim bu yorum yazanlara. Çünkü bilenler. Ben arkadaşlar onları kafama göre, o an aklıma ne geliyorsa sallıyorum yani. Kafamdan sallıyorum. Bilginiz olsun. Bu arada Fransa'da bulabileceklerimi buldum diyor da. Fransa'da da 4 tane falan adam bulmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Neyi buldum? 4 yıldızlık arabanı 4 tane adam buldu. 87, 17 yaşında bak. 17 yaşında bir santrafor. 1.85 boyu var. Dribbling'i çok düşük, çevikliği düşük işte. Çevikliği yüksek olsaydı bu alınabilir. Bakın 83 ile 93 arası çevikliği var. Adama bakar mısınız? İnanılmaz bir oyuncu. Dribbling'i çok düşük ama çevikliği çok fazla. Alex bilmem ne. Şunu da bir izlenmesini size bir şey yapalım. 19 yaşında santrafor. 78-89. Dribbling'i de iyi, çevikliği çok düşük. Bu olmaz. Neyse şu 5 yıldızlı adamımızı bir yere gönderelim arkadaşlar. Boş gezmesin. Sonuçta 5 yıldızlı. Yetenek alsın, konumu değiştir. Nereye gönderelim bunu? Bir şöyle şu yukarı, niye seçemiyorum yukarıya? Belçika'ya gönderelim. Bir Belçika'ya baksın, birazcık oralara baksın. Bu arada şey yapacaktık. Genç oyuncular için şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. 5 yıldız bakıyorduk arkadaşlar. 5 yıldızı bulabilirsek dediğim anda bulduk. Şimdi biz ne kararlaştırmıştık? Hatırlıyorsunuz. Demiştim ki size oyunu şöyle oynayacağız. Gerçeğe uygun olacak. Şimdi bu 4 milyonluk bir adam aldık. Gördüğünüz gibi. 20 milyonun altına hiçbir durumda düşmeyeceğiz demiştik. Hatırlarsanız. Sanki gerçekten finansal fair play varmış. Ve biz ona göre oynuyormuştuk diyoruz. Şu anda 16 milyon düştük. Onu hemen ayarlayacağız. Tekrar nerede oğlum bu ya? Bunu hemen ayarlayacağız tekrar arkadaşlar. Yine 20 milyon yapacağız bunu. Bu şekilde oynayacağız. Yani 20 milyonun altına o para düşmeyecek. Şimdi deplasmanda Akisar maçı var. Bu maçı da kazanarak ligdeki artık gidişimizi daha iyi yani çıkışımızı daha doğrusu sürdürebiliriz. Bu formalı oynayacağım. Bir kardeşimiz hep aynı formalarla oynuyorsun dediği için bu formalı oynayacağım. Bütün oyuncularımız dinlenmiş durumda. Soldado birazcık şey fireyle başlamak istiyorum Soldado'nun yerine. Ama Soldado dediklerimiz olsun. Elif Elmas burada yorulmuş. Onun yerine Valbuena. Benzia yorgun. Onun yerine Ferdi. Barış iyi. Ayev iyi. Mehmet Topal. Jailson ne durumda bakalım bir Jailson'a. Jailson valla geçen maçın yıldızlarından biraz Jailson'u oynatacağım. Hasan Ali tekrar formasını aldı. Reyes sürekli oynuyor. Noşte Veraş. Forma şansı vermiyoruz. İsle'de forma şansı verelim. Takımımızdaki oyunculara şöyle bir forma şansı vermiş olalım. Şimdi Reyes'in yerine buraya Tolga Ciğerci alalım. Tolga Ciğerci bu maçta şans verebiliriz. Oğuzhan'a geçen maç verdik. Uygar'a hiç şans vermedik. Uygar'ı şöyle alalım buraya. Alper Potuk geçen maç şans buldu. Kim bulmadı şans? Ozan sen zaten şans bulamayacaksın. Atıf sen bulamayacaksın. Dilersen. Aslında Atıf'a verebiliriz. Çünkü Atıf bence affedilir yani. Atıf'ın yaptığı şey. Mehmet Akici tekrar alabiliriz. Ya da bu çocuğa hiç şans vermedik. Ama bunların hepsi bizi hepsini bir anda alırsak çok şey olur. Volkan Demirel'i kaleye sokuyoruz. Unuttuk biliyorsunuz bu şeyi daha önceki bölümlerde unuttuk bunu. Volkan Demirel kalemizde olacak ve bu şekilde bir 11 ile sahada olacağız. Hadi bakalım arkadaşlar, iyi seyirler diliyorum. Hadi bakalım Akhisar'dayız. Patates tarlası Akhisar'dayız ve kar yağıyor. İşte bu bizim için çok kötü bir durum. Zaten daha kendi normal oyunumuza alışamamışken karlı futbolda nasıl alışacağız bilmiyorum ama Volkan Demirel kalede bir numara formasını aldı. Koçum Volkan kaleye girdi ve Akhisar Seleznov'la maça başlıyorlar. Frey bu arada kayıyor yerlerde. Çok tehlikeli bir maç. Bu maçı buradan almamız lazım. Harikasın Jailson. Abi Jailson'un bu oyunu çok seviyorum ya. Jailson'un bu durumunu çok seviyorum. Sürekli hızlı. Orta sahada yok, hızlı bir oyuncu yani. Hızı göremiyorum. Aferin oğlum. Verdi. Oynadı Valbuena'ya.
Valbuena baktı orta sahaya. Fire'yle bir Berkaç'ın büyüyecek mi? Fire omuzunu koydu. Şimdi tekrar Valbuena baktı arka devrede kim var? Ortaya açtı. Orada ayağlarına geldi Rodriguez'in. Fire baskı yapıyor ama Hasanali geldi. Dedi ki sakin ol ben buradayım dedi. Şimdi Jailson'un önüne atabilecekler mi? Jailson baktı kaleye. Jailson kaleci. Kaleyi deniyor sürekli. Aman tanrım. Valbuena aldı. Fire'nin önüne bir bas geçmedi. Tehlikeli pozisyon. Aman çocuklar yapmayın. Volkan da aynı golü yedi. Neuschneider kusura bakma. Reyes bunu vurdurmazdı. Reyes bunu vurdurmazdı. Reyes bunu vurdurmazdı ve üzerine gelen topu Volkan sen diyedim ben. Demek ki oyunun bir gelişi bu. Her zaman olduğu gibi yine mağlup duruma düştük arkadaşlar. Ama buradan maçı kazanmasını bilmemiz lazım. İkinci gol de yiyorduk. Çok tehlikeli bir sağ, çok tehlikeli bir deplasman. Aman, aman. Gol mü? Gol mü? Ya gol mü bu? He's half turned away and that didn't help if he'd have closed it down a bit more. Bir dakika Allah aşkına bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Hadi kardeş hadi ya. Evet. Buradan kaleye gidiyor top. Bakayım. Tozlukla vuruyor. Tekmelikle vuruyor daha doğrusu. Tamam. Sonra. Yani Volkan dursa topu tutacak. Evet. Ha, dursa kafasını çarpacak. Just widen the margin here to 2-0. Ya tam ümitleniyorsun. Diyorsun ki. Tam ümitleniyorsun diyorsun ki. Yani bir maç kazandın buradan devamı gelir mi acaba falan. Hani bunların hesabını yapıyorsun. Oyunun yaptığına bak ya. Oyunun yaptığına bak ya. O da gol olsun. Ulan Volkan sana güvendim ya. Sana güvendim ya. Sana güvendim. Dedim ki oynatayım. Harun'dan daha iyi oynar. Vallahi Harun bunları çıkartırdı Volkan. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Hadi ilk yediğin golün aynısını Harun dedi ona bir şey demiyorum. Ya bu ikinci yediğin gol nedir ya? Allah aşkına. Bak ne yapıyor her bir bak. Ya hadi kardeş kalk hadi. Ya Barış topu gösteriyorsun. İleri doğru gösteriyorsun kendini. Topu atıyorum geri geliyorsun ya. Ya bu kadar olamaz ya bu oyun. Barış alacaksın şimdi ayın önüne. Yürü. Ceza sahası içi. Oynadı. Kim var orada? Arkada. Ah be Ferdi. Aferin şikayetler be. Koçum benim. Ne varsa bu şikayetler var. Şikayetler şunun önüne geç. Şunun önüne geç. Bir tane daha yiyecek bunlar belli. Aha. Valbuena. Baktı Hasan Ali'ye. Tek orta sahaya oynadı. Ferdi Kadıoğlu. Kim var orada? Ayev var. Ayev. Geçebilecek mi? Ayev. Şimdi tekrar bir pas aldı. Ayev vurdu olmadı. Hadi oynayalım şu topu be. Ya bir tane top tut be Freyve. Bir tane ya. Valbuena çok güzelsin oğlum. Oyna Ayev'e. Ayev. Faul hocam.
İlk yarı bu şekilde bitti arkadaşlar. 2-0. 2 tane yediğim golünde nasıl goller olduğunu gördünüz. Bir tanesi Volkan'ın üzerine gelen topu yedi. Öbürü de yani mucizenin yani kaleci olduğu yerde dursa topu tutacakken Sayın Sancıçlar. Hemen sollarda gülüyorsun kurtarıcımız olarak. Yapacak bir şey yok. Ayev'den hiçbir şey olmayacağını. Şey Ayev diyorum. Frey'den hiçbir şey olmayacağını bir daha anladım. Sollarda hiç olmadı. Gir şu takımı kurtar be. Aferin oğlum. Striding forward purposefully. Yürü. That's his game, isn't it? Intercepting. Yürü. Ayev yürü artık yürü. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Vur şuna be. Aa, penaltı. Verdi. Kırmızı kart hocam. Hocam kırmızı kart. Hocam kırmızı kart. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Topun başında Valbuena var. Tamam canım tamam. Canım tamam. Ama biz tabii ki Valbuena ile vurmayacağız. Roberto Soldano ile vuracağız. Aşırdım. Aşırdım. Hadi oğlum. Vur şuna be. Koçum benim be. Valbuena'm benim be. Valbuena'm benim. Penaltı kaçtan mı gol attık? Penaltı kaçtan mı gol attık? Hadi çocuklar. Solda da o. Baktı şurada. Valbuena'nın önüne gönderdi. Valbuena aldı. Sol ayağıyla mükemmelleri burada attı golü. 2-1. 2-1 penaltı. Kırmızı kart penaltı. Penaltı kaçtı ama kırmızı kartın ekmeğini hala yiyebiliriz. 2-1 oldu. Hadi sevgili dostlar. Hadi 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 çocuklar. 2-1. Erken bulursak golü galibiyetle gelebilir. Erken bulursak. Jailson. Valbuena. Baktı cihazasının içine doğru. Şimdi İsmail Göbeş'i Hasan Ali mi? Hasan Ali döndü. Şimdi solda da o. Yapma. Orta serim keşke. Kötü yakalandık ama orada Ferdi var. Koçum Ferdi. Şimdi Jailson. İleride oynuyor Jailson bu dönemlerde. Jailson. Solda da o. Baktı içeri. Kim var? Ayev'den Barış alacak. Barış. Cihazasını çekirdi. Şimdi aşağıya İsta'ya. İsta. Baktı. Arka direk. Bir orta. Bir kafa. Ama tarif kaleci. 65. dakika bastırıyoruz sevgili dostlar. Vur şuna şikertel be. Vur şuna be. Bir kafa gol. Jailson. Jailson. Bu adamı oynatacağım. Bu adam gelişecek. Koçum benim 2-2 bulduk. 2-2 bulduk be. Yes. Koçum benim nasıl vurdu orada? 7 kişinin arasından bakalım nasıl vurdu. Tekrar izliyoruz. Adamımızı çağırdık. Orayı boşalttık. Orta geldi. Jailson çıktı. Uzak köşeye mükemmel bir gol. Aferin oğlum be. Geliştireceğim seni oğlum. Kulaklarına kurban senin be. Kulaklarına kurban. Aman yemeyelim oğlum be. Çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Aman, aman Hasan. Valbuena. Çok güzel. Ferdi, Barış gidecek misin artık? Harika. Vur şuna. Barış! Lan! Lan Barış! Barış 1 metre, 1 metre, 1 metre, 1 metre Barış, 1 metre. Aynı taktik. Vur şuna şikertel. Solda da o. 74 atabiliriz hadi daha var. Atabiliriz ama bize hızlı oyuncular lazım. Hızlı oyuncular hiç aldık mı Benzia. Ferdi'nin yerine girsin çünkü Ferdi yoruldu. Ya da böyle yapalım çünkü Barış'ta hiçbir şey yok bugün. Çok kötü Barış. Burada oynatabileceğimiz kimse yok. Ama Tolga Ciğerci, Jailson'u yerine alıp burayı biraz daha güçlendirebileceğimizi düşünüyorum. Orta saha biraz daha güçlendirir hiç olmadı çünkü yeni girecek oyuncu olduğu için. Hadi bakalım şu maça şuradan çevirelim be. Jailson çıktı, gol atan Jailson çıktı. Oyuncularımız girdi yerlerine. Uzun bir top şimdi. Kimse yok orada, nasıl olmuyor? Kadir Keleş. Kadir Keleş hata yapacak. Tabii ki her aldığımız toptaki gibi yeni hakemin vermiş olduğu. Aha.
Vuralım Benzia. Valbuena. Şimdi onu da araya. Kim orada? Ayev. Ayev buraya gidiyor. Ayev'i düşürdüler. Ayev'i öldürüyorlar ama hakem vermiyor bir şey. Rakip 77. Ataklarımız devam ediyor. Bir gole bakar her şey. Valbuena döndü. Baktı içeri. Cihaz hattı dışında kim var? Şimdi ona doğru da Benzia mı? Tolga Ciğerci mi? Benzia. Tolga Ciğerci. Tolga Ciğerci! Ne zaman girse atıyor golünü. Barış'ın yapamadığını yaptı. Barış'ın bir metreden yapamadığını Tolga Ciğerci yaptı. Well, it got a bit of help from the inside of the post, but in it goes. Well, that can be truly described as unstoppable when it goes in off the inside like that. Koşun benim be Tolga be. Ne zaman girse atıyor golünü. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. Yine attı golünü. Aferin. Süper Lig'de 4. golü mü? Aa aynen şey yapmıştım ben bunu oynatmıştım. Şeydeyken 3-2'yi bulduk sevgili dostlar. 10 kişi kalan rakibe karşı o 3-2'yi bulduk. Şimdi bir top daha kazanmak istiyorum. Aman Valbu. Yapma. Aman buna gol yemeyelim. Rakip şu anda bastırıyor. Her zaman olduğu gibi pas oyunları. Yapmayın çocuklar. Yapma. Aman. Ne olur. Hayır. Son dakikalar nefes kesiyor. Yürü oğlum. Ayev! Gaza geldim arkadaşlar ya. Dedim belki Tolga vurdu. Bu da vurur öyle ama. Valbuena'nın önüne bir pas müthiş. Valbuena golü gidiyor şimdi. Valbuena aldı. Ortayı bekletmeden orada. Herhalde direkt ama. Öztürk. Valbu. Aferin lan. Soldado. Roberto Soldado. Gitti sonu orada. Roberto Soldado topu saklıyor. Roberto Soldado. Şimdi Valbuena'ya mı attı bilmiyorum. Hasan Ali'ye. Hasan Ali'den tekrar Soldado'ya. Soldado. Saklıyor topu Soldado. Bitirmeye çalışıyorlar maçı. Aldı. Artık bitti. Hasan Ali. Bir orta. Bir kafa. Aman tanrım. Benzia vurdu. Hocam maç bitti. Maç bitti. 2-0'dan döndü maç. Kırmızı kart penaltı bizi kendimize getirdi. Dönüşünde de zaten Bayburn'la 2-1'i bulduk zaten. Orada da maç koptu sevgili dostlar. Mükemmel bir galibiyet aldık. Ve bu bölümde 2'de 2 yaparak gerçekten harika oynadığımızı düşünüyorum. Selezhnev müthiş bir oyuncu. Öyle söyleyeyim, Roberto Soldado sonradan girip gol atmamasına rağmen bir asist yaparak ve sonradan girip bu oyun oynaması gerçekten helal olsun. Yalnız bugün burada dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. Ön liberomuz. Jailson ön liberoydu, golünü attı. Tolga Ciğerci ön liberoydu, golünü attı. İşte bize bunlar lazım. Forvetlerin durduğu yerlerde başarılı pasa bakar mısın? Roberto Soldado 10 üzerinden 10 ya. Helal olsun be. Mükemmel bir maç oynadık sevgili dostlar. Fenerbahçe hak etmişim. 14 şutum var. Rakibin 4 şutu var. İkisi gol oldu zaten. Teşekkür ederim Volkan. Bu harika oyunundan dolayı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi maçımızı yaptık ve kazandık. 2'de 2 yaptık. Avrupa maceramız var. Ama ondan önce şöyle bir şeylerimizi yapalım. İdmanlarımızı yapalım. Barış kendini geliştir. Şut gücüne bak. Şut gücün 69 Barış. Bitiriciliğin 75 Barış ama orada 1 metreden gol atamıyorsun ya. 1 metreden gol atamıyorsun. Evet, son maçlara çıkacağız. Grup lideri olarak çıktığımız için zaten bu son maçı şey yapabiliriz. Boş boşuna oynamamıza gerek yok. Şampiyonlar Ligi'ndeki. Biz zaten şu anda şeyi istiyorum ben. Şu maçı bir sonraki bölümde yapacağım. Çünkü niye bir sonraki bölüme bir şeyler kalsın diye. Bir sonraki bölümde arkadaşlar hem bu maçı simülete edeceğiz, geçeceğiz. Anderlecht'le oynayacağım maçı. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir sonraki bölümde biliyorum ki o izlediğimiz oyuncuların büyük ihtimalle raporları gelecek, izlettiğimiz oyuncuların. Bu o raporlara göre o oyuncuların hangisini alacağımıza karar vereceğiz. Bu bölüm benden bu kadar. Çok teşekkür ederim izleyip sabrınız için. Bir sonraki bölümde yeniden ben burada olacağım. Sizleri de buraya bekliyorum. Yeniden bir sonraki bölümde buraya bekliyorum. Lütfen kanala abone olun. Aynı zamanda şunu da söylemem lazım. Bazıları bildirim gelmiyor abi bana diyor. Ben o kadar aboneyim diyor. Arkadaşlar, videonun altında abone olduktan sonra bir zil var. Onu açarsanız bildirimler gelecektir. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.